Yazın ve aslında sıcak havaların yerini aslında kışa ve soğuk havalara bırakmasıyla beraber mevsimsel bir geçiş yaşanmaktadır. Ve bu mevsimsel geçişin belirtileri olarak bizde en fazla psikolojik gördüğümüz düşük enerji, enerji kaybı, halsizlik, böyle herhangi bir odaklanmada zorluk, günlük aktivitelerde yavaşlama, ilgisizlik, iştah artışı ya da kapanışı, uyku azalması ya da uykunun artması gibi birçok belirti görüyoruz biz. Belirtilerin en önemli sebebinin gün ışığının azalması olduğunu söyleyen uzman psikolog Arzu Hamurcu, yazın aslında sıcak havaların yerini kışa ve soğuk havalara bırakmasıyla beraber mevsimler bir geçiş yaşanmaktadır. Bu mevsimler geçişin belirtileri olarak bizim de en fazla psikolojik gördüğümüz düşük enerji, halsizlik, odaklanmada zorluk, günlük aktivitelerde yavaşlama, ilgisizlik, iştah artışı ya da kapanması, uyku azalması ya da artması gibi birçok belirti görüyoruz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında gün ışığının azalmasıyla alakalıdır. Yani melatonin ve serotonin hormonunun artık gitgide daha az salgılanmasından dolayı bizim hormonlarımız bundan etkilenir ve biz artık daha fazla uyku haline bürünebiliriz. Daha isteksiz, daha ilgi odağımızın kaybolduğu rutinlerimizi geliştirebiliriz. Ve bu noktada biz nasıl bir tavsiyede bulunuyoruz? Diyoruz ki mevsimsel depresyon, evet birçok insanda görülebilir, birçok kişide görülebilir. Ama unutmayın ki bunun geçici olduğunun altını çizelim. Yani bu mümkün olduğunca 2 hafta, 3 hafta sürecek bir depresyon belirtisi olabilir. Eğer bunun daha uzun halini görüyorsanız lütfen bir uzmana ya da bir doktora giderek bunun tedavisini almayı mutlaka ihmal etmeyin diyoruz öncelikle. Biz peki bunu kendi kendimize aşabilmek için evde neler yapabiliriz ya da dışarıda sosyal hayatta neler yapabiliriz diye baktığımız zaman bir kere en önemli noktalardan bir tanesi kendimizi sosyal ve aktif tutabilmek. Yani rutinlerimize mümkün olduğunca geri dönebiliyor olmak ve en önemlisi gün ışığından faydalanmak. Yani mümkün olduğunca güneşli alanlarda daha fazla durmak, gün ışığından daha da çok faydalanmak, düzenli egzersiz yapmak ve düzenli beslenmek, uyku saatimizi düzenli bir aralıkta tutabilmek aslında bizi daha da çok mutlu edecek ve keyfimizi, o depresyona daha da az yakalanmamıza sebep olabilecek. Yine aynı şekilde duygu günlüğü tutulabilir. Bu çok bizim danışanlarımızda çok önerdiğimiz ve çok işe yarayan tekniklerden bir tanesidir. Duygu günlüğü dediğimiz şey aslında gün içerisinde hangi duyguda olduğumuzu bir deftere not etmektir. Yani bu gün sonunda da yapabileceğiniz bir şey olabilir. O anda yanınızda küçük bir defter bulundurup o deftere o anda da yazabilirsiniz. Önemli olan hangi duyguda olduğunuzu ve bu duyguyu neyin tetiklediğini yazıp daha sonra diğer duyguya geçmektir. Bunda fark edeceğiniz şey şu olacaktır ki bu duygular geçici. Yani bizler bir gökyüzüyüz, duygularımız ise hava durumu.